Herkese merhabalar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size çantamda ne var videosu çekiyorum. Bu benden uzun zamandır istenilen bir videoydu ve sonunda çantamı düzenleyip çantamda ne var videosu çekiyorum size artık. Çünkü genel olarak çantamda ne var sorusunun cevabı bende çöp oluyor. İşte faturalar, sınav kağıtları, herhangi bir tür kağıt. Özellikle çok çanta değiştirdiğim zamanlarda çantalarımda sürekli bir şeyler unutuyorum ve hani her zaman istediğim şey çantamdadır diye bir şeyim olmuyor. Ben genel olarak çoğunlukla sırt çantası kullanan bir insanım. Hatta %80 falan sırt çantasıyla dolaşıyorum. Ama şu sıralarda bu Mango'dan aldığım çantaya bayıldığım için ve biraz da büyük olduğu için bunu da çok fazla kullanıyorum. Sırt çantalarımı da Kadıköy'de, Taksim'de, Atlas Pasajı'ndan falan alıyorum. Öyle çantaya çok fazla takıntılı bir insan değilim genel olarak. Hani benim için markası vesairesi çok önemli olmuyor. Büyük olması ve çoğunlukla kıyafetlerime uyması, ki bunun için siyah olması benim için yeterli oluyor. Dediğim gibi çantamda her zaman istediğim şeyi bulabilen bir insan değilim. O yüzden aslında benim çantamda ne var videosu çekmem çok mantıklı bir şey değil. Ama genellikle çantamda neler var bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu benim çok fazla izlediğim bir video da değil aslında. Ama çok izlenen, çok sevilen ve benden de istenen bir video olduğu için size çekmek istedim. O zaman hemen başlayalım. Hemen şöyle içini açıyorum. Benim her zaman, bu şu anda görüyorsunuz, çantamın içi dop doludur. Çok çok doludur. Bunun bir tane sebebi de şöyle bir hırka. Düz bir hırka alıyorum mutlaka yanıma. Çünkü yaz kış üşüyen bir insanım. Çok sıcak olmadığı sürece, böyle Temmuz ortası, Ağustos ortası, hani yanıyoruz artık sıcaktan olmadığı sürece mutlaka yanımda bir hırka taşıyorum. Hani üstümde kabanlarla falan geziyorsam yine bir ince hırka alıyorum ne olur ne olmaz diye. Bu diğer videolarda görmediğim bir şey aslında, o yüzden bu bir ilk. İkinci olarak çok çok fazla susayan bir insan olduğum için mutlaka çantamda bir su bulunduruyorum. Bu da yine olmazsa olmazlarımdan. Çıkarken eğer yanıma almadıysam çıktığımda mutlaka alıyorum. Yine olmazsa olmazlarımdan bir tanesi de el kremi. Özellikle de kışın ellerim smogun çorak toprakları gibi olduğu için o yüzden mutlaka bulunduruyorum. Bu da Neutrogena'nın el ve tırnak bakım kremi. Hem tırnaklarıma da bakım yaptığı için hem çok çabuk emildiği için mutlaka, yani genellikle bunu alıyorum. Daha sonra son zamanlarda taşımaya başladığım sıcak havaların da etkisiyle birlikte küçük bir deodorant şişesi oluyor. Böyle mini şeyleri ben çok seviyorum. Çünkü bir şeyin minyatürü benim için dünyanın en şirin şeyi. Hani bunu da sadece minik olduğu için almıştım. Ama daha sonradan fark ettim ki gerçekten çantaya atmalık. Çok sıcak olduğu için de çok çabuk terliyorsanız eğer insanları şehrinizden korumak için mükemmel bir yöntem. Hepsinin olmasa da en azından böyle birkaç tane çeşidi olsa da biz içinden seçebilsek, ama böyle küçük deodorantları çok fazla yapmıyorlar. Çok fazla güneş gözlüğü kullanan bir insan değilim. Çünkü güneş gözlükleri kafam küçük olduğu için, daha doğrusu yüzüm çok küçük olduğu için, hatta babam beni kaşık suratlım diye sever. Çok küçük olduğu için yüzüme çok fazla gözlük yakışmıyor maalesef. Bu yüzden hani yaz kış güneş gözlüğü kullanan insanlardan değilim. Yazın bile güneş gözlüğü kullanmıyorum neredeyse. O yüzden de 2 yıldır kullandığım yüzüme en yakışan gözlük olan, yani en azından benim en yakıştığını düşündüğüm, şu anda gözüme perde indi. Başka da çok fazla gözlük yakıştırmadığım için sürekli yine alıp yine buna döndüğüm gözlüğüm. Tabii ki de olmazsa olmazım elimden bırakmadığım telefonum çantamın içinde değil aslında. Ben genellikle telefonumu çantama atmam. Telefonumu ya cebimde taşırım ya da elimde taşırım. Genelde elimde taşırım. O yüzden aslında çantamda ne vara koymam gerekiyor mu bilmiyorum. Sony Xperia'nın Z... Arkasını hiç göstermeyeyim. Sony Xperia'nın Z2'si. Aslında çok fazla memnun değilim bu telefondan. Çok güzel fotoğraf çektiğini düşünmüyorum. Onun dışında her şeyi çok güzel. Özellikle şarjı mükemmel. 2 gün falan bana yetebiliyor. Bana. Ki bana ya. Ne olursa olsun bana 2 günde gitsin. Telefonsuz yaşayamayacağım için gerçekten bu konuda hastayım. Ciddi hastayım. Şarj aletimi de mutlaka yanımda taşıyorum. Ve geldik cüzdanıma. Cüzdanım yaklaşık 1 yıldır falan bu herhalde. Bunu Koton'dan almıştım. Çantalarda marka düşkünlüğüm olmadığı gibi cüzdanlarda da marka düşkünlüğüm yok. Benim için sadece büyük olsun yeter. Bir şey göstermek istiyorum size. Yine
çantamda olduğu gibi cüzdanım da çöp dolu. Bütün faturalarım, vesairelerim falan. Böyle bunları ben 2 haftada bir falan bir terapi çekiyorum. Şöyle şunları şuradan ayırıyorum. İçini boşaltıyorum. Daha sonra tekrar doluyor. Tekrar bir seans yapıyorum. Dünya kadar şey birikmiş yine. Buralara falan böyle hep kartlarımı koyuyorum. Daha sonra bir bakıyorum kartlarım buraya gitmiş. Acaba neden? Çok zor geliyor tekrardan buraya yerleştirmek. Tabii ki bir kızın çantasında olması gereken. Olmazsa olmaz. Ama benim çantamda çok nadir bulundurduğum peçete ve ıslak mendil. Aslında bunu yeni temizlemiştim ama bu fatura nereden çıktı bilmiyorum. Anahtarlığım. Ben böyle genellikle büyük anahtarlıklarla takılıyorum. Çünkü birincisi bana alınan, hediye edilen anahtarlıkları bunun üstüne takmayı çok seviyorum. Yani böyle anahtarlıklarımı bir köşede bırakmıyorum. Sürekli yanımda taşıyorum. O yüzden bu böyle gittikçe büyüyen bir anahtarlığım. Benim en sevdiğim gruplardan birisi olan Beatles'ın böyle bir anahtarlığı var. Bunu erkek arkadaşım hediye etmişti. Bunu en yakın arkadaşım bana Paris'ten getirmişti. Bunu da en yakın arkadaşım bana büyük ihtimalle 4-5 yıl önce falan hediye etmişti. Burada best yazıyor, friend onda. Isıyla birlikte rengini değiştiren bir anahtarlık ama rezil oldu şu anda tabii ama hala taşımaya devam ediyorum. Benim için böyle şeylerin manevi değeri çok yüksek. Zaten büyük olması da açıkçası işime geliyor çünkü bu kadar kalabalık bir çantada şöyle azıcık sallayıp böyle şu sesi duyduğumda biliyorum ki çantamın içinde bir yerlerde sıkışmış ve imdat çağrısı bekliyor. Saçlarımı genel olarak siz benim açık görüyorsunuz ama ben genelde saçlarımı hiç açık sevmem. Daha doğrusu dayanamam. Özellikle yazın zaten hiç dayanamıyorum. Dışarıda dayansam bile mesela eve adımımı attığım anda saçlarımı toplamam gerekiyor falan oluyorum. O yüzden mutlaka yanımda bir tane toka taşıyorum. Ayakkabılar sürekli ayağımı vurduğu için bir tane yara bandı taşıyorum. Genel olarak çantamda ne var videosu çekmeden önce çantamda ne var videoları izleyeyim dedim hani. Yanlış bir şey yapmayayım falan diye. İnsanlar çantalarında not defterleri taşıyorlar. Bu benim hiç yaptığım bir şey değil. Hiç yapacağım bir şey de değil. Çünkü hiçbir zaman için şöyle bir şey yapacaktım. Hemen bunu çıkartıp not alayım falan diyen bir insan olmadım. Eğer not almak istiyorsam telefonuma kaydediyorum. O yüzden böyle bir şey yok çantamda ama mutlaka bir tane kalem oluyor. Aslında dünya kadar kalem oluyor. Özellikle okul zamanları. Ama şimdi okul olmadığı için bir tane çık kaldı. Benim çantama eğer bir şey girdiyse bir daha çıkması çok zor oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Tabii ki hepinizin çantasında olduğunu düşündüğüm. Benim yine çantamda çok nadir bulunan arada sırada bulunan ürünlerden bir tanesi. Aynam. Bu aynam da benim kaç yıllık acaba? 6 yaşımdan falan beri var sanırım. Ben küçükken çok süslü bir insandım. Annem de böyle Avon'dan, Oriflame'den falan böyle bana bir şeyler alırdı. O da bunlardan bir tanesi sanırım bu Oriflame'dendi. Little Miss. Böyle küçükler için koleksiyon ürünlerden. Hala kullanıyorum. Teşekkür ederim anne. Akbilim. Gerçi bu Edirne'de. Kent kartım. Kulaklığım. İşte bu asıl olmazsa olmazım. Müzik dinlemeyi çok fazla sevdiğim için asla kulaklığımı yanımdan ayırmıyorum. Kulaklığım eğer çantamda yoksa kafayı yiyorum. O yüzden evet işte bu demir başlarımdan bir tanesi. Diğer hiçbir şey olmasın ama şu olsun. Çantamda makyaj çantası taşıyan bir insan değilim çünkü hem çantamı değiştirdikçe hem de makyajımı değiştirdikçe günler değiştikçe o çantamda tuttuğum makyaj malzemelerinin hiçbir mantığı kalmıyor. Zaten gün içinde ne rimel tazeleyen bir insanım ne fondöten tazeleyen bir insanım ne kaşlarımla oynayan bir insanım. Neredeyse rujumu bile tazeleyen bir insan değilim. Çok nadir onu da yapıyorum. O yüzden mutlaka rujumu yanıma atıyorum. Ve zaten o ruju bir daha çantamdan çıkartmıyorum. Çantalarım genel olarak ruj mezarlığına dönüyor. Sonra düşünüyorum. Ha bu rujum nerede benim? Yine nereye gitti falan filan. Bakıyorum bir anda çantamdan çıkıyor. O yüzden tek bir tane şeyim olmuyor çantamda. Rujum olmuyor. Bakalım bunda neler var. MAC'in Pink Play'di. Genel olarak günlük rujlar oluyor çantamda. Böyle hani kırmızılar vesaireler değil de. Bu da Golden Rose'un Velvet Matte 16 numarası. Bu rujda yaptığım bir videom var. Onu da buradan izleyebilirsiniz. Ya da buradan mı bilmiyorum. İçinde kalmayan ama ben kaldığını iddia ediyorum. İçinde hiçbir şey kalmadı bunun. Ama ben gerçekten iddia ediyorum ki var. Hala işime yarıyor. Yves Rocher'in vanilyalı lip balmı bu da. Bunun dışında görebileceğiniz üzere hiçbir şey yok çantamda. Zaten
daha ne olabilir ki? Bu çanta daha ne alabilir? Neler yaptım kuzum zanı? Evet, benim çantamda ne var videom bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz ve daha fazla böyle video görmek istiyorsanız ya da hangi videoyu görmek istiyorsanız bu videoyu beğenip aşağı yorum bırakırsanız bu videoyu beğenip aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.